Hala cevap yazmadı. Zaten o günden beri hiç görmedim. Çekiniyor olabilir. Zannetmem. Hem neden çekinsin ki? Bir sultan olduğunu unutuyorsun bazen. Sana bakması bile yasak. Ayrıca sizi takip eden biri olduğunu unutma. Bir şekilde haber yollayabilir. Dedim ya, çekiniyor. Bunu senin yapman daha kolay. Hayır, olmaz. O kadar hevesli görünmek istemem. Hem bir cevap vermesi gereken o. Sultanım, hayırlı geceler. Size de hayırlı geceler Vali Bey. Sultanım, malum mevzuyla alakalı cevabımı beklediğinizi söylemiştiniz. Beklettiğim için bağışlayın beni. Mehmet beni bekliyor. Mirma, ne oldu, konuşabildin mi? Konuşmama lüzum kalmadı. Ne oldu Mirma? Ne yazmış Vali Bey? Yarın görüşmek istediğini yazmış. Bu kadar mı? Evet. Yüz yüze konuşmak istiyormuş. Artık geç oldu. Ben uyumak istiyorum. Tamam. Yarın haber bekliyorum senden. Hayırlı geceler. Sana da. Sultanım, emin olun sizi kırmayı, üzmeyi asla istemem. Zaten bu yüzden sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak görüyorum ki bu sessizliğin beni yanlış anlamanıza sebep oluyor. Size benim adıma kim mektup yazdı bilmiyorum. Ancak orada benim ağzımdan yazılan her şey aslında bir hakikati dillendiriyor. Ben yüce hünkârımıza ve hanedanımıza sadakatle bağlı bir askerim. Bu hayatım boyunca böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Zinhar başka bir hayalim yok. Olması da mümkün değil. Beni bağışlamanızı diliyor. Yüce hoşgörünüze sığınıyorum.